Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftenin Gregtek 6 maceralarının teknik olarak bir ama aslında 3. bölümüne hoş geldiniz ve dünya yeni yaratıldığı için bir an lag oldu. Peki, neden dünya yeniden yaratıldı? Dikkat ettiyseniz teknik olarak aynı pakette değiliz. Sebebimiz tam olarak bu. Paket bir süredir güncellenmiyor ve birkaç tane sıkıntısı vardı. Gene aynı adamın paketi. Adam o paketi maintain etmeyi bırakmış. Tabii ben salak gibi bunu incelemeden yay başladım. Bu arada evet, yeni paketimizde quest book yok. Bu sefer eski usule geri döneceğim. Biraz quest book'la kurcalamak yerine ben kamera arkasında öğrenip size aktarmaya devam edeceğim. Ah. Ama neyse. İşimizi biraz daha öğrenmiş olduk. Oh, lav. Hatta mut alalım burayı. Bu arada hematite. Bauxite, tungsten. Evet. Bu şekilde. Paketler içerik olarak çok benzer. Sadece bazı adventure modları yok. Gene ama benim favori modlarımdan bir tanesi olan, daha sonra adventure modu deyince hani gerçekten sevebildiğim bir adventure modu olan Twilight Forest gene var. Bunun yanı sıra benim sevdiğim paket modlardan Railcraft var. Open Computers var. Gregtek 6 zaten ana odak noktası. Ek olarak şimdi. Ek olarak maalesef Logistics Pipes'ın olmaması biraz üzdü, ancak çok da üzmesine gerek yok. Dursun kenarda. Çok da üzmesine gerek yok çünkü kendim de ekleyebilirim. Evet, şimdi. Bolca taşımızı toplayalım. Taşımızı, toprağımızı. Evet, aslında burası yerleşmek için mantıklı bir yere benziyor. Önceki yerimiz gene güzeldi aslında. Tetrahidrat yatağına kurulmuştuk. Ama evet. O paketi kendim de maintain edebilirdim, ancak buna uğraşamıyorum. Çünkü uğraşsaydım kendim bir kasa paketi yapacaktım. Ah. Uğraşabilseydim. Bir ara hatırlatın da iş yerime yakın bir yere taşınayım. O zaman kasa paketine geri dönebilirim. Belki bu seri bittikten sonra bir kasa yapabilirim aslında. Hem zaten 1.7'de durulmuş olacak iyice. Şu an hala 1.7 aktif bu arada. Çok olmasa da gene aktif. Evet, neden 1.7? Çünkü 1.7. Ki Gregtek 6'nın da unofficial'ının çıktığını hesaba katarsak, ki Gregtek 6 normal olarak maintain edilmeye devam ediyor. Sadece özellik eklenmemeye başlandı. Muhtemelen bu pakette Gregtek 6 unofficial'a geçebilir diye düşünüyorum. Ama emin değilim, o yüzden kesin bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi baltamızı bir yapalım. Flint balta. Şimdi. What? Dry bark olarak verdi direkt. Şunları sağ tıklayarak bu hale getirelim. Ardından böyle kıralım ki bize daha fazla odun versin. Tamamen bir verimlilik unsuru. Evet.
Rybark'lar işime yarar. Odunumuz bize her türlü lazım olacak çünkü chest yapmamız gerekecek. Fast Leaf Decay. Güzel bir mod. Ve çok karanlık olmadan da yatmamız da gerekecek. Başlangıç için elmalarımız var yemek olarak. Ancak ben gene biraz et elde edeceğim ki zaten başlangıç altımız Flint olduğu için de biraz avantajlıyız. Çünkü Flint aletler otomatik olarak yakma etkisine sahip ve bunun anlamı yakıyor. Otomatik olarak pişiriyoruz yani yemeğimizi. Şurada birkaç tane domuzumuz vardı. Aslında envanterim doluyor. Hafif bir kürek yapayım ben. Flint Markolar. Gelin bakalım. Ama burası marble. Marble'ı kazamayacağım. O zaman şuraya doğru ilerleyelim. Şuraya doğru ilerleyip oradan kazalım bu arada. Onları galiba yakacak olarak kullanıyordum barkları. Emin değilim. Mossy Log'lar ne veriyor bana? Mulch. Mulch'u ne olarak kullanıyoruz? Muhtemelen yakacak olarak kullanıyoruz gene. Ha, soil yapabiliyoruz. Mixer'da humus elde edebiliyoruz. Bogart elde edebiliyoruz. Yani Bogart elde et. Bogart elde edip oradan güzel yakıt elde edebiliriz. Aynen güzel. Diorite. Tabii önce bana bir crafting table gerekecek. Crafting table. Ha, interface yok artık. Şunları bir şöyle koyalım. Ups. Başka, ha bunları da koyalım. Evet, envanterimizde biraz yer açıldı ve pickaxe'imiz de var artık. Hematite. Envanterimizi biraz boşaltalım değil mi? Ah. Çok daha rahat oldu. Şimdi sen bir gel şöyle. Aslında benim bir de bıçağa ihtiyacım var. Drybark senle ne yapabiliyorum? Firestarter yapabiliyorum. Ups. Shovel yaptım. Knife nasıl buldu? Knife.
Flint Knife'lara bir bakalım. Ya da direkt Sword mu yapsak? Yani direkt Sword yap. Ha, tamam bu şekildeymiş. Düt. Düt. Neyse. Aslında dur. Balta. Crafting table, sen gel benle. Crafting table, sen böyle gel. Ve şurayı da bir kilitleyelim. Şimdi. Sen normal crafting table'a çevirebiliyor muyum? Güzel soru değil mi? Evet, çevirebiliyorum, tamam. Şimdilik bu böyle dursun. Ups. Tamamdır. Bunlar böyle dursun. Ardından biz burayı kazmaya devam edelim. Üç aşağı beş yukarı benzer bir başlangıç olacak, ancak şey, biraz daha hızlandıracağım. Mesela şu aramadır, şudur budurlarımızı biraz kamera arkasında yapacağım diyebiliriz bu seride. Daha sonra başlangıcında en azından gördüğünüz kısımları. Eşya toplamıdır, şudur budurdur. Çünkü neticede onları zaten gördünüz. Hematite. Şimdi kendime yaşayacak bir alan ayarlamaya çalışıyorum. Ne ya? Peaceful'daymışız. Ne diyorum? Açlığım neden azalmıyor? Diyorum bir tuhaflık var. Evet, şimdi. Şu anki paket bir Zen'in server'ı için yaptığı bir paket. Aktif güncellediği bu. Evet, neden kendin paket yapmıyorsun? Çok mantıklı bir soru, biliyorum. Tamamen zamanım olmadığı için şu an miyim de. Bakalım. Shear. Railcraft Shear'ı varmış. Bu arada rope yapabiliyorum. Evet, Iron şurada biraz iskelet var. Senle. Şeyler yapabiliyor muyum? Hayır, yapamıyorum. Ne olur, benim elimde tahta da var. Kapı yapabilirim. Ah, wooden sen gel bakalım şöyle. İlk yaratığımızı öldürdük. Ve creeperlar, hayır, sizle uğraşmak istemiyorum. Ay, gene bunu da hazırda tutalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi başka nelerimiz var? Ha, Immersive Engineering'imiz var, evet. Flux, Blue Power'ımız var. Blue Power nedir diye soracak olursanız, Red Power'la benzer kafada ilerleyen bir mod, hatta gösterelim.
Evet. Blue. Pardon. Blue. Genel yapısı olarak şey, Project Red'de de benzer. Daha minimalistik yapıda. Hatta şey, biraz daha ilginç bir mod halinde. Ve aynı işi yapıyorlar yine. Mesela NAND gate, buffer gate vesaire vesaire. Wireless transfer can wireless disable temporarily. Still not fully functioning. Tam olarak çalışmadığı için şimdilik devre dışı. Ek olarak kendi orları da vardı. Onları Greg Tech yönetiyordur muhtemelen, tahminimce. Alloy furnace'ı kapalı. Craft sorting machine vesairesi var ki bunlarla eğlenebilirim. Çünkü şey, bu teknik olarak şey, evet. Ama pipe olarak ne kullanıyor? Acaba şey, Buildcraft pipe mu kullanıyor ya da herhangi bir pipe'ı kullanabiliyor mu? Ha yok, tamam, kendi pipe'ı varmış. Güzel. Nümedik tübler. Aranızda nümedik tübleri özleyeniniz var mı? Çünkü ben özledim. Cidden özledim. Ve bunlarla eğleneceğim. Buildcraft'ımız var. Bolca bir extra trees var. Ki bunun anlamı dekorasyonda ilginç şeyler yapabiliriz. Carpenter's block var. Buildcraft transport. Buildcraft'ın bir parçası aslında. Extra bees. Hayır, bu da değil, tamam. Sonrasında extra trees var, extra bees var. Forestry dolayısıyla bu ikisi varsa var. Beraberinde Gendustry'miz de vardı diye hatırlıyorum. Bunu da muhtemelen birazdan göreceğiz. Ve sevgili zombi, yalvarırım sus. Evet, kendimi yaktım. Dert değil. Ne elde? Bir şey düşürdü bu galiba da. Inventory TV scan'ı yok, onu ekleyeceğim. Neyse. Galactic Craft'ımız var. Yok. Kapamamış. Ha. Kapatırız. Galactic Craft Plants var. Sonrasında Genetics var. Genetics modunu bilmiyorum. İlginç şeyler. Kurcalarız. Gravitational Suite var. IC2 var. Industrial Craft 2. Ve zaten Great Tech varsa IC2'da oluyor. Immersive Engineering var. Muhtemelen başlangıçta Immersive Engineering'de biraz eğleneceğiz. Open Blocks var. Aynen, Immersive Engineering'de de eğlenebiliriz. Blocks, Open Computers zaten benim olmazsa olmaz modlarımdan biri. Bir pakette Open Computers yoksa onu ben kendim eklerim. Open Peripheral Add-ons. Bunu daha önce kullanmadım ancak. Güzel şeyler. Dur, galiba kullanmıştım. Çok uzun. Kendi serilerimden bir tanesinde değil ancak kaptanın paketinde kullanmıştım galiba. Railcraft var. Sus zombi. Yalvarırım sus zombi. Kendini öldür çeksin. Twilight Forest'ımız var. Sonrasında Twilight Forest'ı geçelim. Applied Energy 6-2 var. Hasatlar. Çok fesat bir içerik ama olsun. Blue Power zaten saydık. Arada ne var? Autumn. Bunu hiç bilmiyorum. Ne iş aradığı hakkında en ufak bir fikrim bile yok ama göreceğiz. Scepter'ı falan var. Büyü moduna benziyor. Catwalks mod. Sanırım şey, industrial bir teknik inşaat modu.
Computronics bir open computer seklentisi. Chisel'ımız var, Gen Industry'miz var. Greg API. Bunlar GregTech'in materyalleri. GregTech. Zaten sayfanın devamının büyük bir kısmı GregTech'ten gelme. Çünkü GregTech. GregTech tek başına devasa bir mod paketi aslında. Ki dikkat ettiyseniz bu arada şu ana kadar Iron Chest görmedik. Çünkü GregTech'in chestleri var. Barrel falan da GregTech'ten gelecek. GregTech dışında modlara geçtik. Pump Service Craft. Yemek. Open Modular Turrets. Bunu bilmiyorum. Göreceğiz. Grekleştirilmiş ya da halihazırda Grek uyumlu bir mod. Devam edelim. QWERTEC. Bu bir GregTech Hammer eklentisi. Hammer dedim ya. Hammer dedim. QWERTEC. Evet, bu kadar. Bir de var. Mutlu musun? Kendini öldürttün. Spider seni de öldürdüm. Baltamızı da çöpe attık. Şimdi. Şunlar olduğuna göre bunları bir alalım. Hey, listen. Yapacağı kelime oyununa. Şimdi. Bunları bir alalım. Ben 4 tane torç yapmak istiyorum. En azından içeriği bir aydınlatalım. Yüzümüz gözümüz aydınlansın. Dışarıyı da bir aydınlatalım. Evet. Ve ben bir balta daha yapamıyorum çünkü... Çok güzel bir yere denk geldim. Clay. Bu mod paketinde kesinlikle ama kesinlikle inanılmaz derecede ihtiyaç duyacağımız bir şey kendisi. Ve yanı başımda zibilyon tane var. Envanterimi biraz boşaltayım. Bunları daha sonradan düzenli bir hale getireceğim. Sen kal. Sizler gidebilirsiniz. Daha sonradan düzenli bir envanter kuracağım kendime. Onlarla beraber. Güzel güzel. Küreğim iki tane var zaten. Flintlerimizi de burada tutalım ki görelim. Ama o esnada... domuz. Yep. Bacon. Bacon. Normal ayakta tavuk yemeyi severim de. Peki, sana bir jest olarak dokunmuyorum. O zaman kilimizi kazmaya başlayalım. Kil inanılmaz derecede önemli şu an bizim için. Bunun yanı sıra small ore'ları bularak da bazı madenleri elde etmek de şu an büyük önceliğimiz. Hatta kil yatağımızı zaten biliyoruz. Hatta dur unutmadan. Şurayı bir not edeyim. Ben o esnada bir small ore bulmaya çalışayım. Çünkü kill yatağımız zaten yanı başımızda. Acelesi yok. Home. Unutmadan şu anki seed'imiz nedir diye soracak olursanız. Çünkü biliyorsunuz her seride ben bir şarkı adını seed yapıyorum. Bu seferki sil baştan. Çünkü reset attık. Daha anlamlı bir isim olamazdı bence. Neyse, sil başlarımızla başladığımıza göre... bu arada baş harfleri büyük ama. Yani sil başlama baş harfleri büyük şekilde bayağı doyuruyor. O yüzden o şimdi kalsın. Elmalarımızla devam edelim ki zaten... Tamam, altımızda su da var.
Su bayağı gerekecek bu arada. Arı. Şu an benim small ore bulabilmem lazım. Hızlıca bir. Çünkü size göstermek istiyorum small ore'ları. Yani bunu 0-1 seri gibi düşünün. Her ne kadar 0-1 seri olmasa da. İneklerimiz de var. Güzel. Koyunlar muhtemelen biraz uzakta koyun varsa aslında koyunu katledebilirim. Çünkü 3 tane yüne ihtiyacım olacak benim. Şurada small ore var. Ay. Bunun yanı sıra taş tipi olarak daha sert bir taş tipi de bulmam gerekli. O güzel hem de Ledor. Ledor başlangıç için inanılmaz işimize yarayan bir arkadaş. Led ve copper'ı mümkün olduğunca çok toplamaya çalışın. Onu öğrendim. O tin. O zaman ne diyoruz? Tin, tin, tinimini hanım, tin, 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 tinimini hanım. Şu an biraz keşif yapıyoruz ve beraberinde Appetite var bu yakınlarda. Andesite sen gidebilirsin envanterimden. Siz de gidebilirsiniz. 2, 3. Tamam, artık yatak yapabiliyorum. Evet, small ore bulamadık. Başka ancak bu şekilde small ore'ları buluyoruz. Ve o small ore'lar başlangıç için inanılmaz. Ve brown clay. Her türlü clay şu an bizim için artı. Yani clay'in iyisi kötüsü yoktur bizim için. Artık seni yiyebilirim. Oh, güzel doyduk. Unutmadan arada çektiğim 2,5 bölüm daha vardı. Bu 2,5 bölüm ne oldu diye soracak olursanız bunlar LBRY'da, yani Library'de yayınlanacak ya da yayınlandı. Şu anda bilemiyorum çünkü onları çektiğim günle aynı gün bunları bu bölümü çekiyorum. LBRY konusunda da şöyle bir detayı söyleyeyim size. Eğer LBRY'a giderseniz orada benim videoları yaklaşık bir yarım gün önceden görebilirsiniz. Çünkü önce LBRY'a yüklüyorum. Ardından YouTube'a yüklüyorum. Oradan beni takip etmeniz benim de bir noktada işime yarıyor. Çünkü evet. İçerik üretici için daha güzel bir platform. Ve ek olarak orada sadece hiçbir şey yapmadan video izleyerek bir cryptocurrency elde edebiliyor ve bununla sevdiğiniz yayıncılara da bağışta bulunabiliyorsunuz. Evet, hiçbir şey yapmayarak. İlginç bir detay. Güzel bir platform. Özgür bir platform. Sansür karşıtı da bir platform. O yüzden güzel. Severiz. Oraya yönelebilirsiniz. Ve bir odun. Gel bakalım. Yatağımızı yapalım. Şu an mobil uygulaması vesaire biraz hala gelişme aşamasında. O yüzden o noktadan spawn is set. Get to work. Yes sir. Scrap meat'leri atalım. Dürüt. Evet. Bunları daha atamıyoruz. Bunu atabildik. Tam bunu da atabildik. O zaman klanını buraya atacağız. Ramotun. Cooked ham. Cooked pork chop. Sen de kal. Evet. Daha fazla chest. Gerekecek. Yaparız. Sıkıntı yok.
3 tane chest. Hatta bunları içeri döşerim. Onları sonradan içeri taşırım. Of. Bu tabii uyuyamayacağımız için. Heh, bu arada flintlerimiz de var. Bunun anlamı kendimize yeni balta yapabiliriz. Voila. Yeni baltamız varsa bunları da elde edebiliyoruz. Bir yandan da gece oluyor. Evet, gece olduğuna göre sanırım bölümü burada bitirebiliriz. Ben bölüm arası small ore'larla bolca maden toplamaya çalışıp sonrasında bölümün başında sonraki bölümümüzde bir şeylere girişeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.